Diyor ki tesmeûne, siz hadisleri işitiyorsunuz. Peygamberimiz söylüyor, onların sözlerine hadis deniyor. Ben de onları size aktardım. Bunlar hadis. Siz bunları işitiyorsunuz. Ve yusmeu minküm. Siz de bir yerde otururken, ya bugün camide hoca şu hadisten bahsetti. Hanımına söyledin, çocuğuna söyledin, dükkanında çalışanına söyledin, kapı komşuna söyledin, arkadaşına söyledin. Sizden bu duyuluyor. O duydu, o da ya falancayı konuşmuştuk, arkadaş camide bunu söylemiş, bana da bunu söyledi ya, münasebete geldi. O da ve yusmeu mimmen yesmeu minküm, sizden duyandan duyandan duyulur, başkası dinler. Böylece benim hadisim insanlara ulaşır. Benim sünnetim unutulduğu zaman bir tek sünnetim ihya edene şefaatim vaciptir diyor. Bir tek sünnet. Evet. Mesela şimdi ben basit şeyler söyleyeyim size. Bizim aziz milletimiz sünnetleri yapıyor. Namazdan önceki sünnetleri, sonraki sünnetleri. Bak bu Regaib Gazi camiler doldu taştı. Bunu Suudi Arabistan'da bulamazsın. Suriye'de, Mısır'da bulamazsın. Milletimiz peygamberin sünnetlerine böyle düşkün. Onun için sırrı da yere gelmiyor. Gelmeyecek inşallah. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farz kıldığınız yerde sünnet kılmayın diyor. Farz Allah'ın emri diyor. Sünnet benim emrim diyor. Benim emrim Allah'ın emriyle bir olur mu diyor. Biz de bir demiyoruz hocam. Şeklenle gösterin diyor. Farz kıldığınız yerde sünnetimi kılmayın. Başka yerde kılın diyor. Şimdi cumayı kıldın. İşte farzı kıldın. Yanındakinle yer değiştir. Peygamberin sünneti diye dikkat edin. Her şeyi niyetle. Ameller niyete göre değerlendiriliyor. Genel kural bu. Peygamberin böyle bir isteği varmış, bize tavsiyesi varmış diye bu niyetle yanındaki arkadaşla yer değiştir. Ya önündeki arkada yer değiştir. Peygamberim unutayım, kimse bilmiyor bunu. Hatta değişeyim dedim, ne ya diyor. Bilmiyor ki herif. Sünnet bu. Farz kıldığınız yerde, sünnet kıldığınız yerde farz kılmayacaksınız. Farz kıldığınız yerde sünnet kılmayacaksınız. Haram mı? Yok, haram demiyorum. Günah demiyorum, dikkat edin. Peygamberimizin böyle bir isteği var. Sünnet, farz kıldığınız yerde sünneti kılmayın, değiştirin yeri diyor. Hem yer şahit olur, size başka bir yer şahit olur. Hem de peygamberin sünnetini herkesin bilmediği, şimdi kimse bilmiyor bunu. Herkes, benim sünnetim unutulduğu zaman bir tek sünnetimi ihya edene şefaatim vacip olur diyor peygamberimiz. Buyurun, gayet basit. Parası yok, pulu yok. Siz de bunu arkadaşlarınıza öğretin. Bunları yapın. Gayet basit efendim. Gayet basit. Mesela şimdi hoşunuza gidecek şey söyleyeyim. Arabanın bineğin iyisi diyor peygamberimiz. Evin genişi diyor. Avradın hanımın salihası diyor. Dünya ahiret saadeti alametidir diyor. Şimdi paran var. Binek ne şimdi? Araba. Eskiden atmış. Şimdi hayatımdan misal vereyim. Arabamız eskiden para mı vardı canım? Şimdi Mercedes'i beğenmiyoruz da. Dağın başına çıktık, kaldı orada. Hani ben küfür etmek bilmem de ama kafamdan iyi şeyler geçmedi. Başkasını gördüm, hay ananı avradını sövmüyor mu? Yetişik yetişemiyor. Kalıyor yolda. Ama güzel araba alsan basıp gidiyorsun. Sövmek yok, küfür yok. İyi değil mi? Söversen, küfürsen zarar etmiyor mu? Bineğin iyisini al. Onun için paran varsa güzel araba al arkadaş. Küfür ettirmezsin, yolda kumaz. Bir, ben araba aldım,
bu köyde bir numaralı araba benim. Bu değil. Bu şeytana mahsus gurur. Böyle değil. Peygamber böyle dedi diye bak dikkat edin. Lüks arabayı biniyorsun ama peygamber böyle dedi diye biniyorsun. İbadet oluyor. Dikkat ediyor musunuz? Hem konforlu araba biniyorsun hem de ibadet oluyor. Peygamber'e uyma niyetiniz çok önemli bu. Ev geniş. Paramız var. Misafir gelse oh odalar geniş buyur kardeş. Ama ev bir sene yetecek kadar kovacak evin var. Bir arkadaşın geliyor asker arkadaşın falan. Böyle elini ovuşturuyorsun. Otele git demek ayıp lan ya. O tanerden gelmiş. Ayıp değil mi canım bizim örfümüzde? Misafir gelmiş. Öbür türlü yazın çoluk çocuk bir üstüne. Geniş evin olsa buyur kardeş. İyi değil mi bu iş? Güzel ev, geniş ev bu yönden, misafir ağırlama bakımından. Hanımın da salihası, dini, diyaneti, ahlakı güzel olanı da seni küfrettirmez, kavga olmaz. Gözün ruşen olur, ne güzel olur. Sövmeyince, küfretmeyince de cennete gidersin. Bu peygamberimizin sünnetlerini uygulayın. Efendimiz onu söylüyor. Benden duyduklarınızı başkasına duyurun. O duyurduğunuzdan başkası duyar. Böylece benim sünnetim yaygınlaşır diyor. Ben de memnun olurum. Ben memnun olunca Allah da memnun olur diyor. Güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet bu hadisi Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud, Abdullah bin Abbas'tan nakletmiş. Ayrıca Sabit bin Kays'tan radıyallahu anhum'dan nakledilmiş. Efendim